Şimdi bu aslında baktığımızda yani yasaya eklenen madde Yusuf Kerim'le birlikte şu anda işte hala hastanede olan sanırım ona bakmak lazım tekrar. Kanser hastası olan Yusuf Kerim'in aslında annesine kavuşması ve kamuoyuna böyle yansıması nedeniyle bir tepki aslında yine bir toplumsal tepki üzerinden 7. yargı paketine eklenen aslında yasaya ya da işte yasadaki bir maddeden bahsediyoruz. Burada özellikle şunu vurgulamak lazım. Yine münferit olarak gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Yani sanki sadece bir çocuk Yusuf Kerim'in annesiyle birlikte olması hastalık döneminde çok önemli elbette ama sanki devletin kendisinin bunu tek bir olay, tek bir vaka olarak göstermesi ve yine bir toplumsal tepkiyle karşılaştığı vakit bir çözüm bahşetmesi anlamına geliyor. Böyle göstermesi anlamına geliyor. Bunu görmek lazım. Yani çocukların yaşadığı sorun dışarıda, annelerinden uzakta yaşadığı, ebeveyninden uzakta yaşadığı ve hapishanede yaşadığı sorunlar münferit değil. Sistematik yaşatılan aslında bu çocuklara yaşatılan sistematik sorunlar. Bir kere onu söylemek lazım. Özellikle vurgulamak lazım. Maddenin eklenmesi Yusuf Kerim açısından çok olumlu ama genel olarak baktığımızda maddede kimi eksiklikler var ve kimi yine belirsizlikler var. Tek bir infial karşısında yaratılan bir değişiklik yapılan bir düzenleme olduğu için yine belirsiz maddeler, belirsiz başlıklar koyarak aslında sistematik bir sorunu çözmeye yanaşmamış iktidar bakıldığında. Yani bir geçici bir çözüm yolu, geçici bir ara çözüm bulmaya çalışmış. Bunlardan bir tanesi maddede 10 yıl ya da daha az süreyle tutuklu olanlardan bahsediyor. Dolayısıyla 10 yıldan daha fazla tutuklu olma ya da hüküm giyen kadınlar açısından bu geçerli olmuyor baktığımızda. Dolayısıyla burada zaten bir sınır koymuş. Yani cezaevinde kalan çocuklarla ilgili arasında bir ayrım yapmış. Bir ikincisi 18 yaş sınırı koymuş. Yani 18 yaşından büyük bir anne açısından ya da baba açısından çocuğun 18 yaşından büyük ya da küçük olması önemli değil. Hasta olup olmaması önemli. Dolayısıyla 18 yaşından büyük bir çocuk hasta olduğu vakit buna izin verilmiyor. Yani annesinin çıkmasına izin verilmiyor. Bu nedenle böyle bir engel var. Yine yaş aralığı açısından bir yaş hiyerarşisi yaparak böyle bir engel koymuş. Şimdi başka bir madde yapılan değişiklik şöyle bir sınır koymuş. Bir yıla kadar ertelenebilme. Yani cezanın infazının bir yıla kadar ertelenebilmesi. Sonrasında ise en fazla 6 ay şeklinde olacak şekilde 4 kere ertelenmesi. Şimdi baktığımızda toplam 3 yıla denk geliyor. Şimdi 3 yılda bir çocuğun hastalığı iyileşebilecek mi? Uzun süren hastalıklar var. Uzun süren bakım süreçleri var. Dolayısıyla bir zaman sınırı koymuş. Dediğimiz gibi az önce vurguladığım bir geçici çözüm ve şu ana sadece dair bir toplumsal tepki ortadan kaldırmak için. Bir başka önemli maddede aslında vurgulanan şey engellilik durumundan bahsetmiş. Engelli çocukları olan. Yalnız biliyoruz ki engellilik durumu birden ortadan kalkacak ya da hastalık olarak kabul edeceğimiz ve sonrasında ortadan kalkacak bir durum değil. Bu nedenle engelli olan çocuğa dair de yine bir 3 yıl bakım süreci sonrasında ne olacak? Yine bir belirsizlikten bahsediyoruz. Topyekun baktığımızda aslında maddeye değişikliğine evet elbette Yusuf Kerim'in annesiyle buluşması, annesiyle bir araya gelmesi, kavuşması, hastalık sürecini bu açıdan daha duygusal olarak daha iyi geçirmesi çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Ama tüm çocukları kapsayan değil, tüm anneleri kapsayan değil, sadece bir toplumsal tepki yani toplumsal tepkiyi ortadan kaldırmak için bir ara çözüm aslında olarak düşünebiliriz.